Ziyaretimiz gerçekleşti. Oradan da şöyle bir çarşıdan böyle bir ağ gibi yaparak ondan sonra da biz normal programımıza başlarız. Patron sensin, sen ne lazım olur? Hadi koyar, hadi koyar, hadi koyar. Hadi bela ol. Oraya da kapatırsın, oraya. Sen değil mi? Sarayın kibirli şürekasından, ucube tek adam rejiminden kurtulmaya artık 3 gün kaldı. Sahayı görüyoruz. Tekirdağ'da dolaşıyorum. Tekirdağ'da gerçekten büyük bir heyecan var. Tekirdağ artık sandıklara gitmeye hazır. Kararını vermiş ve Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak birinci parti oluyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu açık ara Cumhurbaşkanlığı seçimini Tekirdağ'da alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de açık ara önde gidiyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman da manzara çok farklı değil. Çünkü insanlar artık bu ucube sistem içinde yaşamak istemiyor. Bu devlet krizi bitsin istiyor. Bu ekonomik kriz bitsin istiyor. Ve marketlerde, pazarda bir kilo domatesin 30 lira olmasından, bir kilo soğanın 30 lira olmasından, bir kilo kıymanın 350 lira olmasından insanlar çok şikayetçi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasından, en düşük emekli maaşının açlık sınırının kat be kat altında kalmasından, bu memlekette çalışanın da aç, çalışmayanın da aç olmasından, emeklinin aç olmasından bütün milletimiz şikayetçi. Çiftçilerimizle konuşuyoruz. Ürünü para etmeyecek diye büyük endişe duyuyor. Girdi fiyatları almış başını gitmiş. Ama ortada hala daha buğday taban fiyatı yok. Ve beklenti 10,5 liranın altında bir fiyat olmaması yönünde. Prim dahil. Şimdi dahil. Prim dahil 10,5 liranın altında bir fiyat olmaması yönünde. Ama şu anda maalesef bununla ilgili bir açıklama da yok. Buradan açıkça söylüyoruz. 10,5 liranın altında bir fiyat olursa aradaki farkı biz telafi edeceğiz. Emeklilerimize de buradan müjdeyi veriyoruz. Kurban Bayramı'nda banka hesaplarında ikramiye olarak 15 bin lirayı mutlaka görecekler. Evet. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste iktidar partisi olacak. Türkiye'ye yeniden baharlar gelecek. Haydi Tekirdağ, haydi Türkiye diyoruz. Yani Türkiye'de bu tür eğer siyaset bu tür manipülasyonlarla, bu tür belden aşağı vuruşlarla yapılacaksa o zaman o hizmet siyaseti olmaktan çıkar. Milletin refahını, işini, gücünü kaybetmesine neden olan bir yıkıcı siyasete dönüşür. Bunun olmaması lazım. Sayın İnce'ye geçmiş olsun diyoruz. Hadi bakalım.